again, straight across to Fuat Kav, who was born in Siverek, Urfa. In 1976, he became active in the struggle for Kurdish people's freedom, was arrested in 1980, severely tortured and placed at the infamous Diyarbakir prison number 5, where he received a death sentence and was imprisoned for 20 years and 6 months. His articles have been published in different newspapers and websites, and he's written the book Mavi Ring, which was made into an award-winning film. Forced into exile in March 2003 due to threats against his life, he works with various democratic and civil society organisations in Europe. And we're very, very pleased to have you with us, and the floor is yours, Fuat. Ben de herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Ama ilk başta da bugün itibariyle 60'lı günlere ulaşan Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde bulunan bütün arkadaşlarıma, yoldaşlarıma burada hem selamlarımı gönderiyorum hem de danışma dileğinde bulunacağımızı burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Aynı zamanda 18 yıldır İmralı Adası'nda tutsak konumunda olan, tek başına yaşayan, bir tek hücrede bulunan Başkan Abdullah Öcalan'a da selamlarımı burada gönderiyorum. Aslında bütün konuşmacıların konuşmalarında, değerlendirmelerinde ve analizlerinde hep şunu söylediler. Devlet yapılanması ve bu yapılanmayla birlikte ortaya çıkan şiddet, baskı, zulüm, zindan ama daha da önemlisi kapitalist modernitenin bugünlere ulaşmasında, kendisinin yaşatmasında bir anlamda birinci derecede rol oynayan bu mekanizmanın gerçek özünü vurgulamak istediler ve vurguladılar. Benim konum da devlet ve bu devletin aşılması, buna karşı mücadele edilmesi. Biliyoruz ki bu konferansta yine referans olarak Başkan Abdullah Öcalan olarak hep gösterildi. Bu doğaldır. Doğal olan bir başka şey ise ben de devletin yapılanmasına ilişkin olarak Başkan Abdullah Öcalan'la ondan alacağım bir cümleyle başlatmak istiyorum. Çünkü birçok önder, birçok bilim insanı, siyasetçi ve ulusal kurtuluş mücadelesinde yaşamlarını ortaya koyan birçok kesim bu konuyu hep tartışmışlardır. Devleti tartışmışlardır. Devlet nedir, neyin nesidir? Devletle yaşamak ya da yaşamamak. Devlet olmadan sistem inşa etmek mümkün mü? Ya da devleti inşa etmeden toplumsal bir alanı oluşturmak mümkün mü? Kısacası hayatımızı ve dünyamızı bir anlamda tartışmalarla hep işgal eden bu devletin gelinen aşamada aslında çok fazla tartışmadan onsuz yaşanabileceğini, o olmadan da bir toplumu yaratabileceğimizi ortaya konulmuştur. Dolayısıyla devlet hep maskeyle kendisini hem inşa etmiştir
hem de kendisini toplumlara, bizlere kabul ettirme çabası içerisine girmiştir. Tam 5000 yıl boyunca bu böyle devam etmiştir. Ne yazık ki bazı çok az kesimin dışında, hatta parmakla sayabileceğimiz birkaç bilim insanının dışında hemen hemen herkes, Marksistler de başta olmak üzere, devletin yapılanmasına ilişkin olarak devlet olmadan da yaşanamayacağını, devlet olmadan iktidarın, demokratik bir iktidarın ya da yönetim yapısının oluşturulması mümkün olmadığını hep vurgulamışlardır. Belki zamanla sönerek bir ihtiyaç olmaktan çıkacağını söylemişlerdir. Bu bir gerçek. Ama ilk başta bunun olmazsa olmaz olarak vurgulamışlardır. Olmazsa olmaz olarak vurgulandığı için doğal olarak sosyalistler de toplumsal kurtuluş mücadelesinde yer alan birçok önder de, bilim insanı da bu her şeyin aslında bütün kötülüklerin annesi ya da babası diyebileceğimiz bu aletin ne yazık ki vazgeçilmez olarak ele alıp değerlendirmişlerdir. Bunu tarih boyunca gördüğümüz gibi yakın tarihte de Sovyetler Birliği'nde, Rusya'da devlette karşı olduğu söylenen görüşlerin de, düşüncelerin de, sosyalistlerin de ne yazık ki bu handikapı aşamamışlardır. Şu an işte aslında ne kadar kötülüklerden bahsediyorsak burada, bu salonda hep bu yapmıştır. Başkan Abdullah Öcalan şöyle diyor aslında devlet için. Devletin birilerinin elinde olması, o birilerinin iyi niyetine bağlı olarak devletin de iyi olabileceğini anlamına gelmiyor diyor. Yani devlet iyi niyetlere göre yönlendirilemez, inşa edilemez ve işletilemez. Sonuçta devlet mekanizmasını elinde bulunduran kim olursa olsun, bu bir sınıf olabilir, toplumsal bir grup olabilir, sosyalist olabilir ya da herhangi başka bir kesim de olabilir. En nihayetinde bu mekanizmanın kurbanı olurlar. Bu aletin en nihayetinde onun basit bir işleyişi haline gelirler. Başlangıcında çok iyi bir niyetle yaklaşmış olmalarına rağmen, başlangıçta çok iyi bir niyetle ona yaklaşım göstermelerine rağmen, fakat bu mekanizmanın kendisi, yaratılan askeri, yaratılan polisi, yaratılan işleyiş, yaratılan bürokrasi içerisinde bunlar ona benzerler. Yani en nihayetinden devlet yapmak isteğini onlarla da yaptırırlar. Bunun en somut örneği Sovyetler'de inşa edilen, kurulan sosyalist toplumun ya da çok uzun bir süre emperyalizme karşı, kapitalizme karşı mücadele edip de daha sonraki süreçte kendi iktidarlarımız dediği devleti inşa eden bütün toplara şimdi baktığımızda gerçekten de en nihayetinde kapitalist modernitenin ya da bu aletin, bu devletin kurbanı olmuşlardır. İlk başta devlet yapılanmasına karşı olanlar, sömürü ilişkisine karşı olanlar, kapitalist moderniteye karşı olanlar ve bu orada mücadele edenler, hatta hayatlarını feda edenler, bu büyük fedakarlıktan sonra inşa etmiş oldukları sistemi de
en nihayetinde yine ne yazık ki devlete teslim etmiş oluyorlar. Ve bugün dünyada işte şu toplum, belki istisna bir iki olabilir, şu toplum, şu devlet demokratik bir işleyişe sahiptir, sosyalist bir topluma sahiptir diyemiyoruz. Çünkü devletin olduğu yerde demokrasi olmaz, demokrasinin olduğu yerde devlet olmaz. Devletin olduğu yerde özgürlük olmaz, özgürlüğün olduğu yerde devlet olmaz. Bunlar birbirleriyle tamamen çelişir ve birbirleriyle tamamen çatışır haldedirler. Eğer bir yerde bir devlet mekanizması varsa, bunun adı ne olursa olsun, adına sosyalist devlet de diyebilirsiniz, proletarya iktidarı da diyebilirsiniz ya da kapitalist moderniteyi temsil eden modern devlet biçimleri de diyebilirsiniz. Ama en nihayetinde orada demokrasi yoktur. Belki çatallıklarından muhalif konumunda olan güçler kendi olanaklarıyla yaratmış olduğu elbette ki bir demokrasi damarı vardır. Ona alternatif olarak o toplum içerisinde, o devlet yapılaması karşısında kendi duruşuyla belli oranda, kendisinin etki yarattığı oranda demokrasi, özgürlük etkileri yaratmış olabilir. Ama devletin kendisi hiçbir zaman özgürlük de vermez, demokrasi de vermez. Bu artık çok netleşmiştir. Bakunin şöyle demişti, belki tam değil ama buna benzer. Devletin koltuğuna meleki oturtursanız bir gün sonra onu iblis olarak görürsünüz. Muhteşem bir söz. Muhteşem bir söz. Yani meleki oturtuyorsunuz devletin koltuğunda ama bir gün sonra onu bir canavar olarak görüyorsunuz. Sizi yutmak isteyen, sizi bertaraf etmek isteyen, bir gün önce sizin dostunuz olan o insanın artık dost olmadığını, o demokrasi konumunda, demokratik usup konumunda olan o kişinin, o şahsın bir bakıyorsunuz ki size karşı duruşu değişmiş, usubu değişmiş. Çünkü o artık devlet bürokrasisi içerisinde bir bürokrat haline gelmiştir. Dolayısıyla başlangıcı Başkan Abdullah Öcalan'la yapacağımı söylemiştim ama dayanamadım. Devletle bağlantı olduğu için ben hizme de engel olamadım. Şimdi başkan diyor ki devlet kendi varlığını daima ilahi ve tanrısal bir maskeyle ispatlamaya çalışmıştır. Bu ilahiyet gücüne bir de para gücünü birleştirerek kendini ulaşılmaz, yıkılmaz ve yenilmez bir kuvvet haline getirmiştir. Tabii ki bu şu anlama geliyor aynı zamanda yine Başkan Abdullah Öcalan'ın deyimiyle, devlet Tanrı'nın yeryüzündeki halidir. Yukarıda Tanrı, Allah, görünmeyen bir güç, görünmeyen bir olgu, onu temsil eden, onun sözcülüğünü yapan, onu adına konuşan, onun adına her türlü yetkiyi kendisinde bulan ve bunu pratik uygulamasıyla her türlü kötülüğü ya da tırnak içerisinde diyelim iyiliği yapabilecek temsilci bir güçtür. Demek ki Tanrı'nın ya da Allah'ın temsilci konumunda olursanız doğal olarak o zaman her şeyi yapmış olursunuz. Ve buna karşı da hiç kimse sesini çıkaramaz.
tepki gösteremez. Çünkü Tanrı'nın yeryüzündeki halidir. Yine Başkan Abdullah Öcalan der ki, devlet biçimleri aynıdır. İsmi ne olursa olsun, cismi ne olursa olsun, hangi ideoloji etrafında kendisini inşa ederse etsin, o eğer bir devletse, bunun yönetim biçimini görünür itibariyle bazı farklılıkları taşsa da sonuçta uygulama biçimleri aynıdır. Yine Başkan Abdullah Öcalan der ki, devlet bir avuç tekecinin dışında herkese ama herkese baskı uygular. Çünkü bu o bir avuç tekelci dediğimizin aletidir. Onun mekanizmasıdır. Dolayısıyla o bu devletle, bu makinayla toplumu susturmaya çalışır. Toplumla kendi nüfusunu egemen kılmaya çalışır. Şimdi bütün bu kısa belirlemelerden sonra bu devletle devlete karşı çıkmak, mücadele etmek, onu etkisiz hale getirmek, onu bertaraf etmek gerçekten hangi temel argümanlara sahip olmamız gerekiyor? Eğer Tanrıysa, daha doğrusu Tanrı'nın yeryüzündeki hali ise, o zaman birinci olarak yine Başkan Abdullah Öcalan'ın genel belirlemelerden hareketle şu sonuçlara ulaşmamız mümkündür. Teorik, düşünsel ve ideolojik olarak devleti aşmak. Yani önce devletin teorik olarak, düşünsel olarak ve ideolojik olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer onun ne olduğunu bilmezsek, Tanrı'nın yeryüzündeki halinin nasıl analiz edeceğimizi ve ona karşı düşünsel ve ideolojik olarak nasıl bir düzeyi oluşturmamız gerektiğini bilmezsek, o devleti işte biz de herkes gibi devletsiz yaşanamayacağını düşüncesine ulaşmış oluruz. İkincisi, devletsiz yaşama bilincini oluşturmamız gerekiyor. Eğer biz bu bilinci oluşturamazsak, yani devlet sonuçta hayatımızda topu topuna 5000 yıldır kendisini nüfuz etmeye çalışmıştır. Ondan önceki dönemlerde, ondan önceki yıllarda devlet olmamasına rağmen toplumlar yaşamışlardır. Toplumlar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yani devletsiz de olabilir. Devlet olmadan da demokratik, özgür bir yaşamı yaratabiliriz. Bilincini oluşturabilirsek o zaman onu aşmak mümkün olabilir. Üçüncü olarak zihinsel dünyamızda oluşturulan devlet kalıplarını kırmamız gerekiyor. Bizde zihinsel olarak çok kalıplar oluşmuş. Devletin bizde yaratmış olduğu kalıplar, bir avuç tekelci burjuvazinin bizde yaratmış olduğu kalıplar ve bu kalıpları hep şunu deriz işte. Hatta çoğu zaman sosyalistler, çoğu zaman komünistler, çoğu zaman aydınlar bile istemeden bilinç altına yerleşmiş olan, kendisinin bizzat karşısı mücadele etmesine rağmen, onu pratik olarak niyetine rağmen savunan birçok çevre ve birçok insan vardır. O açıdan kalıplarımızı, zihinlerimizde oluşan kalıplarımızı kırabilirsek o zaman gerçekten de devleti aşabiliriz. Diğer bir nokta ise devletin yarattığı korku imparatorluğunu yıkmamız gerekiyor. Biliyoruz ki devlet aynı zamanda bir korku imparatorluğunu oluşturuyor. Ruhlarımızda, düşüncelerimizde, iç dünyalarımızda, hatta yaşamımızın her alanında, sağımıza, solumuza bakarız bir iş yaptığımızda, asker var mı, polis var mı, yasalar ne diyor? Yani hayatımızın her alanında devletin işgal ettiği o korku imparatorluğunu eğer yıkabilirsek, yani devlet sonuçta bir avuç tekelci burjuvazinin
bize karşı uygulamak istediği bir alettir. Biz bu aleti dinlemesek, biz bu alete karşı nasıl durmamız gerektiğini eğer bilebilirsek ve sonuçta verilen bir candır. Bu canı toplum için, insanlar için, kadınlar için, gençler için feda edebiliriz ve bu nedenle bu korkuyu aşmamız gerekir diyebilirsek o zaman devleti aşabiliriz. Son olarak benim moderatörüm aynı zamanda komşumdur tabii. Komşum olması itibariyle torpil istemiyorum ama tolerans istiyorum ben 5 dakikalık. Teşekkürlerimi sunuyorum. Alkışlar onay anlamına geliyor. Kürdistan'da biliyoruz korkunç derecede bir sindirme, irade kırma hareketi söz konusu. Korkuyla aslında şu an toplum yönetiliyor. Şu an mevcut durumda Türkiye'de, Kürdistan'da toplum korkuyla yönetiliyor. İdeolojik olarak, düşünsel olarak, ruhsal olarak Kürtler kopmuştur. Devletten de kopmuştur. Türkiye yapılanmasından da kopmuştur. Bu korkuyu nasıl ki eğer yenebiliriz ve ona karşı gelebiliriz demek gerekiyorsa bunun en iyi örneği Cizre'dir, Sur'dur, Şırnak'tır, Silopi'dir ve ona karşı her gün onlarca kez baş kaldıran Kürt kadınlarıdır. Ben aynı zamanda 20 yıl boyunca ya da buna 6 ay da eklemem gerekiyor. 6 gün de ekliyorum ben buna. Cezaevinde yaşadım, kaldım. Ve sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar devletin mekanizmasıyla yaşadım ben bu 20 yıl boyunca arkadaşlarımla birlikte. Onların bizde şunu istiyordu. Teslim olacaksınız. Bize esir olacaksınız. Biz ne diyorsak siz onu yapacaksınız. Yani düşüncelerinizden, ideolojinizden, yaşam tarzınızdan vazgeçeceksiniz. Devletin istediği tırnak içerisinde iyi insanlar olacaksınız diyorlardı. Tutsaklar olarak da biz yok diyorduk. En nihayetinde Diyarbakır cezaevinde hemen hemen herkesin bildiği gibi orada yenilen Kürt tutsakları PKK tutsakları değildi. Yenilen Türk devleti olmuştu. Niçin olmuştu? Bir. Çünkü tutsaklar devleti ideolojik olarak çözmüşlerdi. Çünkü devleti düşünsel ve teorik olarak ne olduğunu biliyorlardı. Çünkü 5000 yıllık kalıpları önemli oranda aşmışlardı. İran'ı inançlıydılar, ısrarlıydılar. Ölebiliriz ama bizi teslim alamazlar düşüncesine sahip olduklarından dolayıydılar. Son olarak bütün bunları devleti aşabilmek, sadece ideolojik olarak onu tanımlamak, onu aşmak, duygusal anlamda korku boyutuyla onu aşmak yetmiyor yani. O zaman bütün bunların bileşkesi büyük bir örgüt yaratmak gerekiyor. Toplumu örgütlemek gerekiyor. Kadınları örgütlemek gerekiyor. Gençleri örgütlemek gerekiyor. Bütün bu ideolojik, düşünsel, ruhsal ve psikolojik olarak devletin karşısında dik durabilmek için eğer bir örgütünüz olmasa siz hiçbir şey yapamazsınız. Sadece düşünürsünüz, sadece konuşursunuz, sadece oturup kalkıp yakınırsınız ama ötesinde devleti aşmak mümkün olmayacak. Bu anlamda PKK bir örnektir. Bu örneği herkesi araştırmaya, incelemeye davet ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Mersin'de.